risale, ahd, vasiyye, sahife, kelime, lisan, me'lüke, eluk, meyamir, ihbarname, temlikname, vasiyetname gibi isimler verilmiştir. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın kullarına gönderdiği emir ve uyarılarını içeren bir mektuplar mecmuası kabul edilmiştir. Günümüze ulaşan en eski mektuplar, M.Ö. 2. bin yılın başlarında Kayseri yakınlarındaki Kültepe ile Mezopotamyalı Asur şehri arasında karşılıklı gönderilen, çivi yazısıyla kilden tabletler üzerine yazılmış ve yine kilden zarflar içine konularak metni ve zarfı mühürlenmiş mektuplardır. Kitab-ı Mukaddes'ten de bir takım mektuplardan bahsedilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti Süleyman'ın yazdığı bir mektuptan bahsedilmektedir. Hazreti Peygamber ve Hulefa-i Raşidin de ordu kumandanlarına ve yabancı devlet adamlarına birçok mektup göndermiş, mektubu haberleşme ve tebliğ aracı olarak kullanmışlar, resmi yazışmalarda yazının güzelliğine ve üslubuna büyük bir önem vermişlerdir. Neticede mektup bir edebiyat türü olarak gelişmiştir. Mektuplar özel, resmi, edebi, gayri edebi, didaktik ve klişe mektuplar, siyasi, içtimai, hukuki, ticari, dini, zatî mektuplar, mansur ve manzum mektuplar, kısa, orta ve uzun mektuplar gibi sınıflandırmalara tabi tutulmuş, dost ve akraba arasındaki özel yazışmalara ihvaniyat, devlet idare ve hükümet işleriyle ilgili resmi mektuplara da divaniyat veya sultaniyat denilmiştir. Bunlara ilmi risaleler de ilave edilmiştir. İlmi ve edebi konularda makale tarzında yazılmış monografi kitapçıklarına risale adının verilmesi, bunların ilk örneklerinin formal olarak mektup üslubunda kaleme alınmış olması ve talep üzerine hazırlanıp ilgiliye gönderilmesi sebebiyledir. Özel mektuplar bir edebi tür olmanın dışında birer belge değeri taşımalarının daha ön planda geldiği görülmektedir. Mektuplar tarihi, içtimai, askeri, siyasi, dini, tasavvufi, fikri, felsefi ve edebi konularda dönemlerine, kişiler arasındaki ilişkilere ışık tutan, dolayısıyla monografik, biyografik araştırmalarda önemli kaynaklardan birini teşkil etmesi açısından da ele alınması gereken bir tür olarak karşımıza çıkmaktadır. İslam sufileri de ilk dönemlerden beri mektup yazmayı irşat ve eğitim faaliyetlerinin bir parçası olarak görmüş, yöneticileri uyarmak ya da onlara bazı istekleri iletmek, ilim ehli kimselerle görüş alışverişinde bulunmak, kendilerine yöneltilen soruları cevaplamak, yanlarında olmayan müritlerin seyri sülük esnasında karşılaştıkları sorunları çözmek ve rüyalarını yorumlamak gibi amaçlarla mektuplar kaleme almışlardır. Sufilerin yazdıkları mektupların bağlıları ve sevenlerince muhafaza edilmesi ve bilahare kitap haline getirilerek mektubat adı altında toplanması sonucu bu türden bazı mektupların gerek kütüphanelerde gerekse kimi şahısların ellerinde bugüne kadar gelmesi bu türün çokluğuna ve bu geleneğin yaygınlığına delalet etmektedir. Mürit ile şeyhi arasındaki diyalog yüz yüze gerçekleşemediği zamanlarda ikisi arasındaki hasret karşılıklı mektuplaşmalarla bir nebze giderilmeye çalışılmıştır. Kimi zamanda bir şahıs muhatap alınmış ancak bütün müritlere hitap edilmiştir. Tasavvuf tarihinde bu türden pek çok mektubata rastlamaktayız. Bunlardan en önemlisi de şüphesiz İmam-ı Rabbani'nin Mektubat-ı Rabbani olarak bildiğimiz eseridir. Mektup geleneğini Büyük Sufi Niyazi Mısri Hazretleri'nin de kullandığını görüyoruz, biliyoruz. İki tane mektubunu vaktiyle Süleymaniye Kütüphanesi'nde istinsah etmiş, bazı çalışmalarımda kullanmış idim. Böyle bir çalışmanın olduğu ve benden de bir tebliğ istenildiğinde, beklenildiği söylendiğinde acaba mektubatı üzerinde, mektuplar üzerinde çalışabilir miyim diye yöneldim. Bunun üzerine konunun önemli uzmanlarından, içimizde bulunan Mustafa Aşkar Bey'le konuyu istişare ettim, çalışan var mı diye. Çalışan olmadığını söyleyince ben de elimin altındaki birkaç mektubunu değerlendirme istedim. Daha sonra da fırsat bulur isem diğer mektuplarını da yeni mektuplarda ilave ederek bu çalışmayı geliştirmeyi düşünüyorum inşallah. Konuyu uzatmadan 10 küsur tane mektubu var elimizde Niyazi Mısri Hazretleri'nin. Şu anda benim tespit ettiğim, benim gördüğüm. Yoksa çeşitli
taramalarla bu mektupların çok sayıda olduğunu görüyoruz ama zannediyorum büyük bir kısmı bunların, Anadolu kütüphanelerinde bulunan büyük bir kısmı bunların tekrarıdır. Belki 3-5 tane, belki biraz daha fazla bunlar içerisinden yeni mektuplar da çıkabilecektir. Bazıları da var ki kaynaklarda Niyazi Mısri bana mektup gönderdi, şunları söyledi diyor ama mektubun kendisine yer vermiyor. Bunlardan bir tanesi de Muhammed Nazmi Efendi'dir. Hediyetül İhvan adlı eserinde kaydeder. Mehmet Nazmi der, kendisine cifr ilmine dayanarak yakında vefat edeceğini de içine alan bir mektup gönderdiğini ve gerçekten de öyle olduğunu, kısa bir süre sonra vefat ettiğini söyler. Bundan da anlıyoruz ki Niyazi Mısri Hazretleri çok sayıda mektup kaleme almıştır. Bu türü etkin olarak kullanan bir sufidir, bir büyüğümüzdür. Ankara'da Milli Kütüphane'de bulunan bir yazmada, 1225 yılında istinsah edilen bir yazma içerisinde, mecmua içerisinde 4 tane mektubuna yer verilmektedir. Yine kendisinin Mevaidül İrfan adlı eserinde 4 tane mektup suretini yayınladığını görüyoruz Arapça olarak ve bildiğiniz gibi tercüme edilmiştir. Ben bu mektuplardan birkaç tanesinin özelliklerine değinmek istiyorum. Bir defa herhalde en önemsenmesi gereken mektubu 2. Ahmet'e yazdığı sefere çıkarken 2. Ahmet'in bir Hatt-ı Hümayun'la kendisinin savaşa katılmamasını istediğini biliyoruz. Bursa'ya tekrar dönmesini istediğini ve kendisine zafer için dua etmesi gerektiğini istediğini biliyoruz. Ve bunun üzerine de Niyazi Mısri Hazretleri bir mektup göndermiştir. Bu mektuptan birkaç alıntı yapmak istiyorum size. Adem'den nüzul-i İsa'ya gelince ne kadar enbiya ve rusul geldiyse, anlara muhalefet eden padişahlardan hangisi behrement oldu, muradına erdi? Cümlesi makhur oldular. Padişahım, muhale ferman vermek akıl işi değildir. Bir kevkebe tulu etmesin diye ferman vermek, yahut bir ağrısı tutmuş avret doğursa padişaha asi olur mu? Yahut doğan oğlan, yahut kevkep tulu etmekle asi olur mu? Padişahım, seni esirgerim. Sana benim suikastim yoktur. Senin hayırhahınım, senin dostun beni sana yanlış bildirdi. Burada senin dostundan murat da Vani Efendi olduğu anlaşılıyor. Bu dahi malum ola ki, enbiya ve evliyada kizb-i hilaf ve müdahene olmaz. Dediğime itimat edin. Bu senin hizmetine layık değildir. Şunu azleyle veya bunu katleyle demem. Ancak umum üzre adleyle deyü nasihat ederiz. Kabul edersen senin izzetin ziyade olur, aziz olursun. Kabul etmezsen zararı kendine edersin. Bu mektubu kendi şeyhine gösterme. Ve reyi ile amil olma. Şeyhülislam ve ulemaya göster, onların reyi ile amil ol, diyor. Kıymetli araştırmacı Derin Terzioğlu Hanım, Niyazi Mısri Hazretleri'nin zamansal olarak hayatını iki döneme ayırmıştı. İşte şu döneme kadar Cemal dönemi, bu dönemden sonra Celal dönemi diye. Bunu ben de mektuplarından hareketle, mektuplarını muhatap olduğu kişilere göre Celal ve Cemal tarafları diye ayırmayı tercih ettim. Örtüşmüş oldu. İdarecilere gönderdiği mektuplarda oldukça celalli olduğunu görüyoruz Niyazi Mısri Hazretleri'nin. Ama meşayika, sair insanlara karşı ifadelerinin oldukça cemalli olduğunu müşahede ediyoruz. Yine Sultan Ahmet'e gönderdiği bir başka mektupta şunları söyler. Ey Sultan Ahmet, Mısri'ye şiddeti adavetinden 30 kadar dervişleriyle Limni Adası'na nefyeyledin. Buradan anlaşılıyor ki sadece Niyazi Mısri'yi değil, onun yanında 30 tane dervişini de Limni'ye sürgüne gönderilmiş. Adamlar gönderip tuzunu sattırmadın. Yine kibar adamlar gönderdin, vaazından iraz eyleyin deyü. Cümle emrine imtisal eyleyip muradın üzere amel eylediler. Mısri'ye İsa aleyhisselam emreyledi ki, Mısri sen dahi bugünden sonra Sultan Ahmet'e vaaz-ı nasihattan iraz eyle. Mısri dahi İsa aleyhisselamın emrine imtisal edip vaazdan iraz eylemiştir. Donanmaların
tabl ve şenlikler etsinler. Limni'de fethi azim oldu, Mısri'de vaazından iraz eylemişlerdir. Şimdiden sonra vaaz-ı nasihat yerine tablhaneler. Ey Sultan Ahmet, senin bana şiddete adavetin İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhisselama evvel mümin olduğumdandır. 78 yaşına girdim. İlimde ve amelde bir itimat edeceğim yoktur ve ana kıyas bir şeyim yoktur. Ancak ol iki sultanın nübüvvetlerine evvel mümin olduğuma fahrederim. Bir elim Hasan'ın omzunda, bir elim Hüseyin'in. Mısri ol iki sultanın yoluna kurbandır. Ne zaman emredersen hemen celladın yolla Mısri'yi pare pare eylesinler. Niyazi Mısri'nin bir mektubu da Vezir-i Azam'adır. Köprülüzade Fazıl Paşa'ya olduğunu tahmin ediyorum. Bu da bir şahısla alakalı, İstanbul kadısıyla alakalı yapmasını istediği bir rica ile ilgilidir. Hezar izaz-ı ikram birle selamdan sonra benim saadetli oğlum İstanbul kaim makamı Hüseyin Paşa'ya saadetli padişaha hilaf-ı inha mağdup etmişler. Hüseyin Paşa'nın vücudu dini devlete ve her emrede size nafidir. Benim oğlum bu sözlerden müdahene yoktur. Kabul ederseniz size nafidir, itmezseniz zararı mukarrerdir diyor. Hüseyin Paşa dediği de İstanbul kaim makamıdır. Öyle anlaşılıyor ki başka yazışmalardan, başka belgelerden Hüseyin Paşa Niyazi-i Mısri Hazretlerinin bağlısıdır. Niyazi-i Mısri Hazretleri Edirne'ye giderken Hüseyin Paşa'nın çiftliğinde uğramış, orada kalmıştır. Bundan dolayı bir teşekkürname olarak Hüseyin Paşa'ya da bir mektup göndermiştir. O mektup da elimizde. Bunun da içeriğini geçiyorum. Köprülüzade Vezir Mustafa Paşa'ya bir mektubu vardır. Önemline binaen bu mektubun büyük bir kısmını okumak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Ey Köprülüzade, Mısri'yi taliz için kütüb-i evliyaya bihubt ve halel ile doldurdun. Bugün bab-ı ferasete bir miktar baktım. Tamam mütalaa ve müşakele ve mümasele ile doldurup Hasan Efendi ile göndermişsin. Ey Köprülü, bab-ı ferasetin bir nev vardır. Anı ehlullah yazmışlardır. Oldur ki nuru feraset ile bir arif bir şeye muttali olsa anı izhar etmede mahsur var mıdır yok mudur olduğu, surette zarar mücerret kendisine midir yahut dostlarına mıdır yahut mücerret zarar dostlarına mıdır? Eğer zarar kendisine ise velev ba'de zaman ise de anın izharını terk eder, kendine cahil imiş, affedersiniz, eşek imiş, ahmak imiş dedirir, izhar etmez. İkinci, feraset kendisine izhar etmekte nef vardır, lakin dostlarına zarar var. Bu dahi velev ba'de zaman ise de izharını terk ede kabul eder. Üçüncü feraset oldur ki kendisine ve dostlarına nef var, ancak zarar mücerret düşmanlarına olur. Arif anı itmekte iki kısımdır. Kamil olan düşmana olacak zararı kayırmaz, izhar eder ve lakin kamil olan düşmana olacak zararı kayırmaz, izhar eder ve lakin ekmel olan arif-i billah dosta gelecek zararı nice kayırırsa düşmanına gelecek zararı dahi öyle kayırır. Zira düşman kalkacak, arif terakkiden kalır. Dost düşman iki ayak gibidir. Düşman gidecek bir ayak ile kalır. Bir ayak ile menzile varılmaz. Bu hali bir arife Allahu Azimuşşan vermemiştir elhamdülillah. Allahu Subhanehu ve Teala Mısri'ye verdiği düşmanı bir peygambere vermemiştir. Her peygamber bir kemal ile fahre eylemişlerdir. Mısri dahi düşmanlarıyla fahreder. 18 sene hapslerinde ölmediğine fahreder, şükreder. İlahi ente zu fazlin ve men fe inni zu hataya ve afu anni. İlahi sen şol fazlın ve şol mennin sahibisin ki haddü payanı yoktur. Cemi cevahir ve araz ve ecnas ve enva ve efradı şumulu bir katresine noksan getirmez. Cümle usatın cürmünü bir katresi mahveder. Ben şol hata sahibiyim ki cürmüme haddü payan yoktur. Beni affeyle bir nihaya olan fazlın ve mennin ile demek olur. Yine Niyazi Mısri Hazretlerinin Şeyhülislam Yahya Minkarizade Yahya'ya gönderdiği bir mektubu var elimizde. Yahya Efendi de
sürgüne gönderilmesiyle alakalı fetva verenlerdendir ama bu işe pişman olanlardandır. Daha sonra kendisinin özür dilemiştir. Aralarındaki ilişkinin de gayet samimi olduğunu bu mektup suretinden anlamaktayız. Biraz önce bir konuşmacı arkadaşımız da atıf yaptı. Şeyh Mahmud el-Üsküdariye diye Mevaidül İrfan'da geçen bir mektubu var. Bu ya bir katip, müstensihin hatası olmalıdır yahut bir başka sebep aranmalıdır. Bildiğimiz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri olmamalıdır. Çünkü Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Hakk'a göçtüğünde Mısri Hazretleri daha küçük yaşlardadır. Görüşme ihtimalleri, imkanları çok zayıf gözükmektedir. Hele hele bu mektubu yazdığı dönemlerde. Ya bir Üsküdarlı başka Mahmud Efendidir ya tahminime göre aralarındaki iyi ilişki anlaşılıyor. Mustafa Kara Hocam daha iyi bilecektir. Nakşi Meşayihinden Bursa'da Açıkbaş Mahmud Efendi vardır. Açıkbaş Mahmud Efendi Bursevi Niyazi Mısri Hazretlerinin yaptırdığı, inşa ettirdiği medresenin açılışına da katıldığını kaynaklardan öğreniyoruz. Öyleyse aralarında iyi ilişkiler vardır. Belki o Mahmud Efendidir, belki Üsküdar'da başka bir Mahmud Efendidir, belki başka bir Mahmud'dur. Ama Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri olmadığını tahmin ediyorum. Yine meşayihten bazılarına Mustafa Efendi diye bir zate gönderdiği, oldukça samimi ifadelerle kaleme aldığı mektubu vardır. Şeyhler Şeyhi diye vasıflandırdığı Erdebili Hazretleri'ne gönderdiği mektubu vardır. Buralarda tavsiyeler yanında tasavvufun önemli noktalarına dair de bir takım işaretleri vardır. Selami Ali Efendi, Celveti Meşayihinden Selami Ali Efendi ile olan münasebetleri biliniyor. Ona yazdığı mektuplar var. Kimilerine göre aralarında sıkıntı vardır, kimilerine göre aralarında iyi ilişkiler vardır. Onunla alakalı bir çalışma yapamadım ama çalışma yapan arkadaşlar netlik kazandırdıysa onları da dinlemekten ve okumaktan memnuniyet duyarım. Fakat gönderdiği mektuptan anlaşılıyor ki bir sitemi vardır Selami Ali Efendi'ye, Mustafa Selami Efendi'ye. Dolayısıyla o ilişki gerçekten samimi bir ilişki midir yoksa biraz kızgınlık var mıdır? Her ikisi de mümkün. Onu çıkarmak, mektubundan anlamak çok mümkün gözükmüyor. Bir tane mektubu da biraderi, kardeşi Ahmet Efendi'ye gönderdiği mektuptur. Yine konuşmacı arkadaşlarımızdan birisi. Ondan bir takım örnekler sunduğu için ben de girmiyorum. Onun şahsında ihvana, diğer müritlerine, diğer insanlara da nasihatlerde bulunmaktadır bu mektupla. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Himmetini niyaz ediyorum.